Merhaba arkadaşlar. Falım Astroloji kanalımıza hoş geldiniz. Boğa ve yükselen boğaların 2 Aralık ayında neler yaşayabileceğine hep birlikte bakacağız. Bu arada kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi nazar bayağı sağlığınızı bile etkileyecek dereceye varmış sizde. Bu konuda dikkatli olsanız iyi olacak. Evet. Giden bir kişinin geri gelmesi fincanınızda başlı başına bir sıkıntı yaratıyor. Bazen bir yola gitmek isterseniz de her seferinizde önünüze bir engel konur ya siz bu aralar nereye gitmek isterseniz isteyin önünüze 3-4 tane engel her yola çıkmak istediğinizde konulacak. Sanki ee, bir şeyler sizi evde tutmak için özellikle uğraşıyor. Yapmak istediğiniz bir şeye kalkışamıyorsunuz ama gördüğünüz gibi fincana akatırken aslında bunun sebebi de ortaya çıktı. Nazar üzerinizde çok fazlasıyla etkin. Bazen iki araya bir dereye sıkıştığınızı hissedersiniz ya. İşte bu dönemde öyle bir sıkıntınız var. İçinizdekileri anlatmak da zor. Yüreğinizden geçenleri anlamlandırmak da zor. Dile dökemediğiniz, kalbinizden geçirdiğiniz ama neler olup da anlamlandıramadığınız ne varsa bu dönem sizin e, hayatınızda bir kısır döngü halinde. E, hani derler ya, yukarı tükürsem bıyık, aşağı tükürsem sakal öyle bir duruma girmişsiniz. Ama şöyle bir durum var. Bazen hani kul sıkışmayınca hazır yetişmez derler ya sizin meseleniz ona dönmüş. Üst üste gelecek bazı olaylar var. Bunlar bazı kişilerin özellikle çok sıkıştım, boğuldum, bunaldım dediği olaylar bazı kişiler için manevi yönden bazı kişiler için maddi yönden arkadaşlar. Şimdi burada ikinize de ayırt etmek biraz zor çünkü insanların en can alıcı noktası hangisi ise hangisine bu şu sıralar daha çok değer veriyorsa veya hangisi daha çok canını yakıyorsa şu dönem oradan sınavınız ne yazık ki. Hani diyeceksiniz ki ben ne yaptım ki bunlar başıma geldi. Hayır bunlar illaki biriyle, e, bir şey yapınca başınıza gelmiyor. Bazen insanların sınavı imtihanı farklı. Hani e, burcunuzdaki gezegenlerle alakalı. Hani herkes der ya a, e, asıl şudur sağlıkla imtihan olunmamak en güzeli ki bu dönemde siz maddi konularla sıkıntılarla veya manevi konularla uğraşırken en azından sağlıklı uğraşmakta biraz uzak duracaksınız veya hafif dereceli atlatacaksınız. Bir nokta var, tepe noktası dediğimiz bir yer var. İki tane olay arkası arkasına gelecek. Daha ne olabilir ki dediğiniz an bir yeni seklenecek ve siz patlama noktasına geleceksiniz. Bu da sizin hayatınıza bakış açınızı değiştirecek. Ne derler ya kırkıma, kırkıma kadar neler çektim kırkımda neler öğrendim. Öyle bir durum olacak. Siz bu zamana kadar neler çektiğinizi hesaplarken aslında önünüze yeni bir sayfa açılıyor. Geçiş dönemindesiniz. Bazen hani 2020 hepimizin üzerinden geçti. Gerçekten çok yorgun ve bitkin bir haldeyiz. Hepimizin kırıklıkları, üzüntüleri, kederleri var ama siz boğa burcu olarak biraz daha hırpalandınız. Biraz daha zorlandınız. Ee, sanki öyle bir şey ki hani günah keçisi derler ya sizi tutmuşlar, öyle e, davranmışlar gibi hissediyorsunuz. Sadece bunun bir geçiş dönemi olduğunu ve 2021'in belki daha güzel geleceğini unutmayın sizin için. Bu da böyle bir olay. Tam patlama noktasında bir yeni olay tetikleyecek sizi ve şöyle bir şey diyeyim bugüne kadar yaptığınız ama yapmam dediğiniz vicdanen, merhametten, insanlıktan, aldığınız terbiyeden veya ah, e, ah, Allah korkusundan diyeyim hangisini sayarsanız sayın işte bu yapmam dediğiniz ne varsa, yaptığınız hangi konular varsa sınavınız oradan ve siz bunlar artık kesinlikle bırakmak zorunda kalacaksınız. Dersiniz oradan alacaksınız hayat konusunda ve bu konu biraz sıkıntılı iyi olacak size ama emin olun bazen her hayır her şerde bir hayır vardır derler ya hayatınızın önüne yeni kapılar açmak için yok artık deme noktasındasınız. Yaşam kalitenizde biraz zorlanmalar var küçük eklem ağrılarıyla uğraşacaksınız anlam veremediğiniz ağrılar sizin bünyenizde barınacak ama hani derler ya gerçekten nazardan adım atacak haliniz yok o yüzden nazara dikkat edin kendinizi koruma altına alın dua olarak okuyun veya birisine okutturun nazar boncuğumu hoşunuza gider veya bugüne kadar nazar boncuğuyla alakalı şeyler iyi geldiyse onları deneyin veya hani e, her neyse adetiniz nazardan korunmak onları yapsanız hatta fazlasını da yapsanız iyi olacak. Dışarıdan gelecek büyük bir kısmet var. Bu mirassal bir konuyu gösteriyor. Kaybedeceğiniz bir kişi var, hayatınızdan çıkacak. Ama sizi çok da üzecek bir durumu yok. Nazarınız o kadar fazla ki. Videoyu kesip kesip duruyorum esnemekten. Bayağı yoruldu bu arada. Üzerinizdeki ağırlık, yorgunluk nazarınızın çok fazla olmasından kaynaklı arkadaşlar. Bu dönem 3 tane dilek, daha doğrusu 3 tane gerçekleşmesini istediğiniz olaylar var. Bu konularla ilgili fincanın tabağına bakacağız hep birlikte burada dışarıdan gelecek büyük bir kısmet var. Kilolu bir bayanla konuşmanız var. Oradan alacağınız bir kısmet var. Gördüğünüz gibi tabağınız o kadar da kötü değil. Hani bir şeyin sonu da güzel olsun. Evet size de sonu güzel gözüküyor. Dualarınızın karşılığında bazı olaylar, bazı e, her zaman hayırlısını istemek biraz sıkıntılıdır. her şeyin hayırlısını biz bilmiyoruz çünkü. O, hayırlı olan şekilde gelsin sizin hayatınıza yine de. Büyük bir kısmetiniz var. Bir bedel ödediğiniz ödemeniz de hemen bitişiğinde yer alıyor. Uzunca süreden beri bazı mirassal konularda sıkıntı yaşadığınız konuların artık kolayla aydınlığa çıkması zamanı. Bu konuyla ilgili iki tane erkeğin tartışması var. Siz bu konudan zarar görmeyeceksiniz ama bu iki erkekle bağlantınız olduğu aşikar. E, bunların arasındaki sürtüşme sizi biraz canınızı sıkacak sadece. E, bir eşya almak için uğraşıyorsunuz. Bazı birikimler yapmaya çalışıyorsunuz. Bu konuyla alakalı dışarıdan bir destek göreceğe benziyorsunuz. Yaşamda bazen hani derler ya küçük e, İki tane dost var sizin çevrenizde. Sizi her konuda yanınızda olan ve bu dönemde dostluk ilişkilerine çok ihtiyacınız olacak. Ve sizde bu dostluk olarak e, normalde tam olarak dost mu düşman mı kestiremediğiniz iki kişi var. Ama size dostluklarını gerçekten gösterecekler bunlar. Kafanızın içi yanmak üzere çok fazla düşünüyorsunuz. Çok fazla da dağılıyorsunuz. Bazen ne düşünüyorsun diye sorduklarında bilmiyorum cevabını şey yapıyorsunuz. Gerçekten kafanızın içi de hayatınızda biraz dağılmış durumda. Bunlara bir çeki düzen vermek için etrafınızdaki o iki tane dosttan yardım almak belki de en güzeli olacak sizin için. Ee, iki ayrı yerden iki kişiyle görüşme var. Bir kadın, bir erkek. Bu bunlardan alacağınız kısmet var. Eğer iş konusunda başvuru yaptığınız yerler varsa, Aralık ayının ortasından itibaren bu iki iş görüşmesi olarak sizin halinize yazılacak ve iki görüşme de sizin için olumlu geçecek sadece siz seçmek zorunda kalacaksınız evet yakında e, bu genel burç yorumlarını da yükleyeceğim arkadaşlar kanalımızı beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın tekrar görüşmek üzere hoşçakalın